Dönelim buraya. Şimdi aslında bize sadece şu olsa yeterli gibi şey için. Sağ tarafta export seçeneği var. Bende niye yok? Sağ Ha aşağıda. şurada aşağıdaymış, tamam. Hani Şunu. mesela hangi ölçülerde almak istiyorsunuz? Yukarıda bir de şey var. Width ve height. V ve H harfleri var. Ha şu yukarıdakini diyorsun, tamam. Evet. Ama Onun yanında mıknatıs var. Ona basarsanız orantılı şekilde ölçüyor. süper. Tamam. Evet. Bunu o zaman 512 falan değil de 400 yapalım. 512'nin içine yerleştireceğiz. Ya da 900 yapalım. 1024'ün içine yerleştireceğiz. Şunu Evet. 900 yapalım. Şimdi export Hatta kısmında biraz daha küçük yapayım bunu. 700 yapalım. Tamam, export şurada. kısmından oradan SVG olarak Tamamdır. mobilde oluyor mu bilmiyorum Hı. da. SVG biraz vektörel tabanlı olduğu için büyüdüğünde küçüldüğünde yani farklı Evet. çözünürlükteki telefonlar arasında sorun çıkar mı? Hı. Yani PNG olur. Bize şu an PNG lazım şunun için. Şimdi beraber yapınca göreceğiz. Bunu uygulamanın ikonu olarak yapacağız. Bunu şeyle açayım ben. Ya da hatta direkt bir tane 1024'lük tuval açayım. New Document 1024'e 1024. Sonra bu arkadaşı alıp bunun tam ortasına yerleştirelim. Tamamdır. Bunu ikon diyelim. BNG olarak kaydedelim. Şu anki şekliyle JPEG'de yapsak bir şey değişmeyecek zaten. Şuna bir döneyim. Ctrl Z diyelim, bunu bozduk. Şöyle Şimdi gel. ben dün YouTube'da videoyu izledim de bazı yani genel böyle teknik kısımları anlamadım tabii ki. Ama giriş kısmında Google ve Apple girişi olacak sanırım. Onları ekleyeceğim buraya. Hı. Evet, şunları kullanmayacağız, yani şu bölümler şimdilik olmayacak. Aynen. Şu sonradan eklenecek. Bunlar da muhtemelen sonradan eklenecek ama şimdilik Tamam. buradan Burayı buraya. dinliyorum. Tamam. Bu ana sayfa kısmında da böyle sosyal medya akışı gibi fotoğraf en son paylaşanların bu şekilde sıralandığı, işte like butonunun olduğu, kaç kişinin beğendiğini görüldüğü tarzında düşündüm. Harika olmuş ya. Ben burayı çok beğendim. Sonra mesela şuradan bir paylaşım tıkladığımızda mesela Eren Fidan bir paylaşımına tıkladığımızda bu üçüncü sayfa açılacak. Ama bu sayfaya tam olarak içeriğinde ne olacak falan onları tam bilmiyorum. Belki mesela karpuz çekirdek, yani karpuzun fidanı olmaz da mesela çam fidanı dikmiştir. Hangi çam olduğu falan böyle altında bilgi olarak yazabilir veya nereye gittiğini konum olarak yani benim için sadece Evet, biz de çok netleştirmedik ama ona benzer bilgiler olacak. Hemen altında mesela dün yazıyor ya bu. Tam burada veya şu ortada da olabilir. Bizim attığımız bir örnek paylaşım vardı ya. Şurada tasarım bölümünde. Kesip atmadık mı buraya? Şuna benzer bir şey yapmayı düşündük. Şurası. Hatta ben de atayım eğer silmediysem. Şöyle. Aynen burada. Şunu bir sileyim. Tamam, şu ikisini ben tasarım bölümüne atayım. O detay sayfasını biraz bunun gibi düşündük. Şu. Şurada sağda solda resimler arasında gezme şeyi olacak. Bastığımızda işte o an çekilen resim. Yani burada
ilk dikildiği andan itibaren ki bütün resimler buradan görünebilecek. Yani buradan ilerleyebilecek. Bu ilerledikçe buradaki tarih de ona göre değişecek. Bu kısım biraz böyle açıklama yazıları falan olur. Belki buralara bir şeyler koyarız veya hiç olmaya da bilir burası. Ama şimdilik şey bu şekilde. Yani bayağı şey olmuş, güzel olmuş burası. Şimdi şurayı yapabiliriz hemen. İkonu önce yapalım. Uygulamamızın bir ikonunu yapalım. İkon için 1024'e oturtma sebebim ikondu. Anladım. Şöyle yapalım. Şuraya bir 1024 Bu ikonu. Splash ekranı da belki böyle bir çıktı da alıp direkt olduğu gibi kullanalım bugünlük. Sonradan gerekirse biraz daha düzeltiriz Splash ekranı için. Splash ekranı da kaça kaç? Biraz büyük bir çıktı alalım ama iPhone 8 Plus'ın ekran şeylerine bir bakalım. iPhone 8 Plus Screen Resolution 1920'ye 1080. Öyle bir çıktı alalım şeyini bozmadan, oranları bozmadan. Ben bunu iPhone'un 12'ye göre yapmıştım Aynı mı o da? Muhtemelen aynıdır. Gerçi daha uzun olur. Aynıdır, Ha, aynıdır. evet, Aynen. uzun olur. 2300. Ama muhtemelen fark etmez. Bizim şeyi bozmaz. Bence bu şekilde de alabilirsin. Hiç uğraşma. Direkt bu şekilde al. Tasarımları da iPhone 5S'e göre yaparsan daha iyi olur. Yani halihazırdaki en küçük telefon olduğu için. Büyüdüğünde çünkü bozulacak. Mesela diyelim ki sen şimdi bunu büyük yaptın. Bunu küçük ekranda yaparsak taşabilir. Yani şu an bunu oran olarak yaptığımız için sorun çıkmaz ama bazı nesnelerde sorun oluyor. Aynen bunları responsif yapacağım yani ilerleyen zamanda. Şimdilik bir buna göre oturtuyorum. Evet. Sonra responsif olarak mesela şu ana sayfayı şöyle yandan sattığımızda şey olacak. Yani hepsi birlikte sıkışacak. Tamamdır. Şimdi dönelim biz o zaman ikonumuza. Bu ikon Ama için. yoksa Figma'dan da ayarlayabiliyor muyuz Mustafa bunu? Neyi? Responsif olmak değil mi? Evet. Ayarlayabiliyoruz. Yani şöyle ayarlıyoruz. Sen direkt Figma'dan da gösterebilirsin ya. O ekranı biz metodolojiden görürüz. Ya da biz Figma'dan bakalım sayına. Tamam. Yandaki boş sayfaya yapıyorum mesela. Tamam, ben de o esnada ikonu yapayım. Siz oradan takılın. Rectangle çizdim. Figma'dan izliyor musun şu an? Heh, tamam. Mesela rectangle çizdim. Rectangle'a tıkladığımda sağ tarafta Contrast diye bir şey var, ayar kısmı var. Buradan zaten soruyor ne tarafa yani göre hizalayacak diye. Buradan light ile center yaparsak ortalayacak şekilde görüyor musun? Fark ediyorum. Buradan mesela bu sabit durup işte sağa doğru yani şöyle sağa doğru yaklaşmasını istiyorsak şöyle yapıyoruz. Yani sağdaki kısım sabit olmasını istiyorsak yani buradan seçebiliyoruz hemen constraint kısmından. Ama bu genelde responsive'larda center olur. Ve o yani ekran küçülse de gösterilecek şey ortada kalması istenir. Bu şekilde. Mesela şu kısmı yapalım. Bu Eren plan bitti paylaşımını responsive yapmak istiyorum. Burada responsive'i bozan bazı özellikler var. Bunlar grup halinde yaptığım için olmadı tabii ki. Ama bunun grubunun içine girip yapmak daha mantıklı. Mesela şu grubu Eren plan bitti bölümünü bir komponent olarak düşünsek yani küçülttüğünde soldaki boşluğun sabit kalmasını isteriz. Sağdaki kısmın daralmasını isteriz değil mi?
O yüzden soldaki boşluğun sabit kalması için bunun constraints kısmını left yapıyorum. Mesela küçültelim ana sayfamızı. Aynı sabit kalıyor. Mesela sonra görsele gelelim. Görselinde yani daraldıkça şey olmasını istedim. Yani görüntüye alana göre küçülmesini istedim. Bunun için de şey yapabiliriz. Center yapabiliriz. Hemen bakalım. Şimdi burada bir maske yaptım ben. Öncelikle göstereyim onu. Burada bir rectangle var. Bu rectangle'ın içine görsel yükledim. Bu yüzden ikisini ayrı yapmak istiyorum sanırım. Ona bakacağım. Maskeden dışarı çıkıyor takviye. Restansiyon. Bunun sebebi sen ona bak istersen biz şey yapalım. Kendi tarafımıza dönelim. Şimdi burada biz uygulama ikonunu otomatik olarak tüm ekran boyutları için oluşturacağımız için Flutter Launcher Icons kullanacağız. Bu arkadaşı getirip yani buradaki yönergelere göre hareket etmemiz yeterli. Yani burayı olduğu gibi alıyorum. Getirip şuraya bir yere yapıştırıyorum. Dev Dependencies zaten var. Şöyle. Yapıştırdığımda geldi. Dolayısıyla şunu kaldırırsam aynı şeyi oluşturmuş olacağım. Şu an yaptığım şey hakkında sormak istediğiniz şeyler olursa sorun. Şuradaki Android'deki ikonların ismi ne olsun diye bir olay var burada. Launcher icon. Normalde bu muhtemelen each launcher. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Hiç problem değil. Ama şurada şuradakilerin tamamen gitmesini istiyorsak şöyle resource klasöründe Map'in içinde each launcher.png bu varsayılan şeyimiz bu. İkonumuz. Bunun gidip yerine kendi oluşturduğumuz ikonun gelmesini istiyorsak ismini each launcher yaparız ki tekrar üzerine yazar. Böylece bundan kurtulmuş oluruz. Şöyle each launch diyorum. iOS içinde olacak mı? Evet seçeneğini seçiyoruz. Resim nerede diyor. Şöyle resmi asset klasörünün içinde. Hatta aynen ikon klasörü oluşturup ikon klasörünün içine onu yerleştirelim ama bizimki JPG olacak. Şöyle bir tane asset klasörü oluşturuyorum hemen. Assets. Arada seste görüntüde bir gitme gelme olursa haber verirsiniz. Icon, ikon diye bir klasör oluşturdum. Sonra da gidip şu oluşturduğumuz ikonu getirip onun içine bırakıyorum. Document, ikon burada. Bu ikonu getirip şunun içine bırakıyorum. İkon.jpg gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir komutla çalıştırdığımız zaman bunun arka planını da biraz anlatayım size. Hani bu seride belki bazen hızlı gidelim ama bazen de işin detayını anlatayım size. Böylece bir şeyi niye yaptığımızı falan da görün. Yani bu arkadaş gidecek. Yani şu an yaptığımız işlemlerin aslında Flutter'la bir alakası yok. Temelde Dart'la da bir alakası yok. Yani bunu herhangi bir yazılım diliyle de yapabilirdik. Ama yazan, paketi yazan arkadaş Dart ile yazmış. Yazıyı büyüt şeyden de söyleyebilirdin direkt aslında. Yazıyı nasıl büyüteceğim? Şöyle yazıyı direkt büyütmeyeyim. Şey bozuluyor çünkü benim. Şeyi kullanmaya çalışayım. Nerede? Bunun bir ayna gibi şeyi falan vardı. Zoom nerede? Zoom burada. Nasıl yapılıyor? İşte oradan artırınca hani ben şunu yapmak istiyorum. Artırayım sonra tekrar geri eski haline getirebileyim. Hızlıca. Şöyle bir şey olabilir bir deneyelim. Evet kod yazarken genelde ufak olacak. Sadece lazım olduğu zaman büyüteyim. Öbür türlü de benim yazma şeyim bayağı şey oluyor. Mümkün mertebe ya büyük ekranda şey yapalım ya da ona başka bir çare bulalım. Şunu
Şu anda yapacak mı bir bakalım. Command Shift yani Control Alt 8 yani Command Alt 8 tuşu büyütüyor. Şöyle yapabiliriz. Yani lazım olan yerlerde söyleyeyim ben böyle büyüteyim olur mu? Şöyle. Ya da ben de ona göre bazen karar veririm ama yani şöyle de büyütebiliriz. Şu şekil. Bu biraz daha şey. Yani lazım olduğunda dediğim gibi söylerseniz ben böyle yapayım daha iyi. Şimdi bunu getirdik. Burada da yine aynı şekilde asset klasörümüzün içine ikon.png'mizi koyduk. Ikon.jpg'yi koyduk. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. Dediğim gibi burada aslında yaptığımız şey Dart'la veya Flutter'la ilgili bir durum değil. Yine de bu paketi getiriyoruz. Bu paketi hazırlayan arkadaş bunu Flutter'la yazdığı için biz Flutter pub get diyoruz ve bu paketi şu paketi Flutter'ın pub get şeyinden kendi bilgisayarımıza getiriyoruz. Yani burada yazan kodları görmek istiyoruz. Şimdi burada yazan kodları direkt getirip buradan da gösterebilirim. Temel felsefe şu. Önce temel felsefeden bahsedeyim. Sonuç itibariyle elimizde böyle bir JPG dosyası var. Ve bizim de hem Android klasörümüzde hem iOS klasörümüzde uygulamamızın ikonları olarak kullanılan ikonlar var. Nerede? Şurada asset klasörünün içinde app icon set yani ikon setleri burada. Şimdi ikon setlerinde dikkat ederseniz her birinin ölçüsü ayrı. Ben şöyle göstereyim. Bakın. Küçükler, büyükler, daha büyükler, daha ilginç. Böyle değişik değişik. Bu da markete atacağı 1024'lük hali. Şimdi bunları teker teker oluşturabilirsiniz. Bunu oluşturan başka araçlar da var. Android için ayrı oluşturan, iOS için ayrı oluşturan araçlar da var. Yani bize öyle bir kod lazım ki gidip şu ikon.jpg dosyasını alsın ve bu kadar sayıda varyasyonunu oluşturup getirip buraya bu isimlerle kaydetsin ki bu isimlerdeki resimler gitsin, onların yerine bu gelsin. Yapacağı işlem bu. Aynı şekilde Android klasörüne gitsin. Android klasöründe de SRC klasörünün main'in altında resources bölümünde mipmap klasörlerinin bakın her birinin teker teker altına gitsin ve buradaki resimleri teker teker değiştirsin. Bunu yapacak bir kod lazım. Bunu yapacak kod da burada arkadaşın yazdığı kodları şuradan da gösterebilirim. Artık bilgisayarımızda olduğu için bilgisayardan da gösterebiliriz. Yani repositorisine gidip GitHub'ta bunu nasıl yapıyor görebilirsiniz. Yani şurada Library klasörünün içinde veya Bin klasörünün içinde şöyle bir bakayım nereye yazdığını. Bin'e de bakacağım, ona da bakacağım. Her ikisine de. Bin main.dart burada. Burada yapmamış. Yani gördüğümüz gibi. Main fonksiyonunu burada yazmış. Ama diğerleri değil. Yani sadece bir fonksiyon var burada şu anda. Yani gördüğünüz gibi de zaten verilen argümanlardan ikonları oluştur. Dediği bu. Paket bu. Gelelim library klasörüne. Gördüğünüz gibi burada. Şimdi iOS için ayrı bir dosya, şey için ayrı bir dosya yazmış. Görüyorsunuz. iOS örneği veya Android çok da fark etmez. Android.dart'ı açıyorum. Şimdi burada yaptığı şey şu. Yani verdiği şey bakın dikkat ediyor musunuz? Teker teker gidiyor. Foreground varsa yani bir arka planda belirttiysek o yüzden iOS'u göstereyim daha kolay olacak. Burası kafanızı karıştırır. Biraz önce bahsetmedim buradan. Normal iOS klasörüne gitti. Bakın aynı isimlerle ismi alıyor. Sonuna bunları ekliyor. Böylece ne olmuş oluyor? Buradaki isimli dosyalar gitmiş oluyor. iOS klasörünü tekrar açayım. Bu isimli dosyalar gidiyor. Onların yerine yenisi geliyor. Size'ları da burada yazdı. Geliyor. Yani yazacağı fonksiyonun temel şeyi bu. Yani bu listedeki her bir işlemi liste olarak oluşturmuş. Her bir işlemi getirip resmi buluyor. Image'i alıyor. Bakın image'i getiriyor buradan. Verilen pet'ten. Pet'i biz verdik burada. Değil mi? Git şuradan resmi getir dedik ona. Pet'i verdik. Gidip pet'ten o resmi buluyor. Getiriyor. Alıp yukarıda dediğim gibi işlemleri yapıyor. Temel felsefesi bu. Mantığı bu. Yani dolayısıyla bunu Python'la da yazsanız, Dart'la da yazsanız, hangi dille de yazsanız önemli değil. Önemli olan bunu bilgisayarınızın çalıştırabiliyor olması. Bu kodları çalıştırabiliyor olması ve bu yönergeleri yerine getirebiliyor olması. Önemli nokta orası. Peki bunu nasıl çalıştıracağız? Paketi getirdik. Yani kodlar artık bilgisayarımızda. Şu kodlar bizim bilgisayarımızda. Nerede? Onu merak edenler için de yine göstereyim.
Bu arada kaçırdığım ve önemli gördüğünüz yerler olursa, detaylar olursa onları da sorun ki bir şey eksik kalmasın. Burada bizim development klasörü, daha doğrusu development klasörünün de üstüne şöyle gizli klasörleri göster dedim. Ma, yani kullanıcı adım bu benim. Bu kullanıcı adımın içine girdiğim zaman buralarda bir yerde Dart veya Flutter'ın veya PubDev'in cache'leri var. Yani şurası PubCache. Yani şuradaki paketleri biz Flutter PubGet dediğimizde Flutter Pub'a git. Bakın burayı özellikle yeni başlayan arkadaşlar için burayı güzel bir şekilde dinleyin. Şunu söylemiş oluyorum şu komutla. Flutter Pub, yani git Pub klasörüne, şey Pub web sitesine, yani şu web sitesine git. Şöyle zoom'u geri getireyim. Şu Pub web sitesine git. Bunun deposuna git. Ve şu pubspec yaml dosyasında benim istediğim bütün paketleri benim için getir, bilgisayarıma kaydet. Bilgisayarımın neresine kaydediyor? Getiriyor. Burada pubcache diye bir klasör var. Hosted, yani artık bende olanlar. Nereden getirmiş? pub.dartlang.org sitesinden getirmiş. Aynı yer. Getirip buraya kaydediyor. Artık buradan ulaşabiliyorum demek oluyor. Global paketler içinde de rename var. Bin içinde de rename şeklinde ulaşıyoruz. Diğerini, yani şunu getirdi ama nereye kaydetti? Şu an görmüyorum. Bakalım bir. Development klasörünün içine de atabiliyor bazen. Onu da göstereyim. Şuraya geldiğinizde burada da pubcache var. Görüyorsunuz. Burada da bazı paketleri, yani gördüğünüz gibi paketleri farklı farklı yerlere atıyor. Ama lazım olduğu zaman hangisi neredeyse ulaşıp getiriyor. Burada Flutter, neydi ismi? Flutter Launcher Icons. Flutter harf sırasıyla gittiği için hızlıca gidip bulaşabilirsiniz. Flutter Launcher Icons. Gördüğünüz gibi iki tane varmış hatta bende. Daha önce de demek ki kullanmışım. Şu an ben 0.80 versiyonunu istedim. Yani 0.8.0 versiyonunu. O da burada. Gördüğünüz gibi aynı kodlar artık bilgisayarımızda. Yani çalıştır dediğimizde bizim için çalıştıracak. Bu arada da şey de olabilir, yani hocam burayı anlatmanıza gerek yoktu, gereksiz ilerliyorsunuz derseniz orayı da ben çok uzatmadan kısa kesebilirim. Hani işin arkasındaki felsefelerden de, yani o gerçekleşen olaylardan da biraz bahsetmek istiyorum ki kalıcı olsun. Şimdi diyorum ki git onun, bakın şu paketi çalıştır diyorum. Şu alttaki komutun anlamı o. Git Flutter Pub Run bu sefer. Get değil bakın. Zaten var. Getirdim ben. Onu çalıştır. Neyi çalıştıracak? Flutter Launcher Icons çalıştıracak. Bunun hangi fonksiyonunu çalıştırmasını istiyoruz? Main fonksiyonunu. Hatırlıyorsanız main fonksiyonunun girişinde, şurada girişinde hemen zaten gerekli şeyleri söylüyor. Yani fonksiyonu buradan başlatıyor. Oradan da zaten gidip devamındaki diğer bütün işleri yapıyor. Yani şu komut bizim için yeterli. Alıyorum bunu, kopyalıyorum. Gelip terminalde çalıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın gerçekleşecek olaylar, şu dosyalar silinecek, yerine yeni dosyalar yazılacak. Aynı şekilde şeyde de öyle olacak. Yani şu Android tarafında da öyle olacak. Bakın şu an çalıştı ve başarıyla gerçekleşti diyor. Gördüğünüz gibi hepsi renkleri değişti çünkü içerikleri değişti. M harfi geldi yanlarına, yani modifiye edildiler. Bakın görüyor musunuz? Bunların hepsi değişti. Geçen ilk oturumdu sanırım. O rename'in ben ismini hatırlayamadım bir türlü. Name falan girip duruyordum şeyde. Yani her ne kadar canlı olmasa da yine de şöyle şu an beraber konuşuyoruz. Bazen insan heyecandan, bazen de bir şeyden insan unutuyor böyle. Gördüğünüz gibi Android'de de değişti. Ve eğer ismini değiştirseydik, yani şurada ismini ben hani Launcher ikon yazıyordu. Ben iç Launcher diye düzelttim ya. Eğer bunu değiştirseydim şurası da değişecekti. Şurada resmi nereden? Yani 11. satır, manifest dosyasının 11. satırı. Şurada ikonu nereden getirdiğini söylüyor. Mipmap klasörünün iç Launcher isimli dosyası demiş oluyoruz. Onu düzeltmeseydim burası değişirdi. Oradaki dosyalar atıl duruma düşerdi. Yani tamam silinmeyeceklerdi ama atıl, yani de kullanılmayacaklardı da artık. Orada öyle boş boş duracaklardı. Şimdi şurayı değiştirmek istiyoruz. Ağaç kardeşliği yazıyor buraya. Bunu da yine otomatik yapacağız. Nerede? Bu arada kullandığımız paketleri biriniz şey de yapabilir. Şöyle ben bunu da ekleyeyim de. Biriniz alıp
şuraya ekleyebilir. Kullandığımız paketler, kullanılan paketler burada. Each launcher zaten var mıymış? Evet varmış. Ben eklemişim bunu ikinci bir paket olarak. Şimdi rename'i kullanacağım. Rename'i de niçin kullanıyoruz? Şu ismi değiştirmek için. Bu ismi değiştirmek normalde çok maliyetli bir şey değil. Şu anda burada olduğu gibi değiştirebilirim. Problem değil. Aynı şekilde iOS klasörüne de şöyle gidersem iOS klasöründe de yani orada değiştirmek de çok maliyetli değil. iOS klasöründe InfoPlace dosyasında şurada bir yerde aç kardeşliği bakın. 14. satırda. 14. satırda uygulamanın ismi yazıyor. Buradan uygulamanızın ismini manuel olarak değiştirebilirsiniz. Yani iki tane yerden iki tane kelime değiştireceksiniz. Altı üstü bu. Ama bazen şunu da değiştirmeniz gerekebiliyor. Geçen haftaki muhabbet zaten oradan gelmişti. Şunu değiştirmeniz gerekebiliyor. Bunu değiştirmek çok maliyetli. Çünkü bu bazen bir sürü dosyada olabiliyor. Flutter için çok fazla dosyada yok ama yine de en azından uygulamanın ismine göre daha fazla dosyada var. Bu paket ismi çünkü. Bunu değiştirmek biraz maliyetli olabiliyor. Onun için rename paketini kullanacağız. Rename, onu da hemen gelelim. Rename. Şöyle. Şimdi bunu yapmak için dikkat ederseniz pub spec yaml'e bir şey eklememize bile gerek yok. Yani hiçbir şey eklemeyeceğiz. Çünkü niye? Bu paket biraz önce hatırlıyorsanız ben dosyaları gösterirken globalde kaydettiği bir paket vardı. Yani şuraya tekrar geri gelirsem. Nerede? Dosyayı göremiyorum şu an. P şurada. Burada global paketlere rename'i kaydetmiş. Yani buradan da direkt erişebiliyorum. O zaman diyorum ki bakın burada zaten şimdi belki inşallah yaşarız. Bir sorun yaşayacağız. O sorunu nasıl çözeceğimizi de beraber görmüş oluruz. Şimdi yapacağımız şey buraya pub yazıp yani direkt pub'dan çalıştır diyorum. Yani artık Flutter'a falan da ihtiyacım yok. Uygulamamın ismini Network App yap diyor. Biz ne diyoruz? Bitki Hub. Uygulamamızın ismi Bitki Hub olsun. Ve değiştireceğimiz şey sadece uygulamanın ismi. Yani sadece uygulamanın ismini değiştirmek istiyoruz. Eğer bundle ID'yi de değiştirmek istiyorsak, yani paket ismini de değiştirmek istiyorsak, o zaman da üstteki satırı çalıştıracağız. Şimdi buraya gelip Enter'a basıyorum. Şimdi Enter'a bastım diyor ki pub nedir? Ben bilmiyorum. Şöyle göstereyim, büyüteyim tekrar burayı. Pub nedir? Ben bilmiyorum. Şimdi pub'ın ne olduğunu bilmiyorsan diyorum ben de ona. Sen Dart'ı biliyorsun. Hani gidip pub'ı da tanıtabilirsiniz ama terminale gerek yok. Dart'ı zaten tanıyor. Dart'ı kurduysanız, Flutter'ı düzgün kurduysanız Dart'ı zaten tanıyor. Ben diyorum ki bu pub Dart'ın içinde ya da Flutter'ın içinde de olur. Bakın Flutter'da da var, Dart'ta da var. Başına Dart veya Flutter yazdığınızda Enter'a bastığınızda o gidip Dart'tan pub'ı çalıştıracak ve gördüğünüz gibi çalıştırıp değiştirdi. Uygulamanın ismini Network App yaptı. Dikkat edin. Tekrar yapıştırdığımda bu hata oldu. İki yapıyorum bunu. Uygulamamızın ismi Network App oldu artık. Gidip bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi uygulamanın ismi Network App. InfoPlace dosyasına geliyorum. Dikkat ederseniz 14. satıra uygulamamın ismi Network App. Bunu mu istiyorum? Hayır. O zaman tekrar şu komutu tekrar çalıştırıyorum. Hatta bu sefer Flutter'la çalıştırmayı deneyeyim. Bakalım daha önce Flutter'da çalıştırmadım. Çünkü bu biraz Dart'ı kullandığı için Flutter yapmıyordum ben. Şunu da sadece boşluğu silelim. Enter'a basıyorum. Flutter içinde çalıştıramadı. Yani bu bir Flutter paketlerinin içinde bilinen bir paket değil diyor. O yüzden Dart'tan çalıştırın bunu. Bunu diyoruz ki bu bir global Dart paketi. Bunu kullanarak uygulamamın ismini bitki hub yap. Bitki hub yap diyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi şuraya dikkat edin. Bitki hub oldu. Yani şu an aktif çalışırken de gördünüz şurası. Benim uygulamamın ismi bundan sonra bitki hub. Burada da yine değişmiş oluyor. Şöyle büyütüp göstereyim. Bu yaptığım zoom yeterli oluyor mu Emre hocam? Ha, tamam. Yani şu zoom yeterli oluyorsa, küçük ekranda izleyen biri varsa şu anda, sadece ilgili yerleri zoom yaparsak daha rahat çalışırız. Çünkü projemiz uzun. Şey yapmayalım. Hocam, Hı. terminalden konu söylerken Türkçe karakterli bir isim kullansak sıkıntı çıkarır mı? Uygulamanın ismini değiştirirken mi? Evet. Yok, sıkıntı çıkarmaz. Hatta onu da göstereyim size mesela nasıl çalıştığını. Aynı mantık yani bunun mantığı ne? Yani bunun kodlarını açtığımızda ne göreceğiz? Bunun kodu da gidip o dosyaları bulacak ve o dosyaların içinde
şeyi değiştirecek. Bakın rename. Ne yapıyor? Sadece ismi değiştir kısmına bakalım. Android'de, iOS'ta ve macOS'ta çalışıyormuş. Platform check app name, önce şey change app name, hangi platform olduğunu önce tespit edip teker teker her bir platform için gidip o dosyaları buluyor. Burada şu an sadece şeyleri görüyoruz. Sadece fonksiyonların ismini görüyoruz. Detaylar burada değil. Detaylar burada. Gördüğünüz gibi gidip o nerede geçtiğini teker teker bulup getirip her yerde ismini değiştiriyor. Şöyle uzun uzun kodlara göz atabilirsiniz. Yani bu arkadaş bunu nasıl yapıyor? Sihir yapmıyor tabii ki. Açıp sizin normal biraz önce manuel gidip buradaki kodu nasıl değiştiriyorsanız o da geliyor. Bunu buluyor. Şuna göre burayı buluyor. Gelip buradan bunu değiştiriyor. Çünkü bazen bazı şeyler ben yazarken sanki ortada bir sihir varmış gibi geliyor. Burası tamam. Yani uygulamamızın artık bir ikonu var. Uygulamamızın bir ismi var. Gayet de güzel. Şimdi bunu bir görelim beraber. Burada da iki şansımız var. Ya telefonda göreceğiz ya simülatör çalıştıracağız. Ben simülatör çalıştırmamayı deneyeceğim şimdi. Zaten kayıt yapıyor ve bilgisayarı kasıyor. Üstüne bir de şey bindirmeyelim. Telefonda deneyeceğim. Telefonda çalışırsa telefon ekranını da size göstereceğim. Açacağım telefon ekranını. Benim şarj kablosunda sorun var. O yüzden diyorum çalışacak mı çalışmayacak mı diye. Şu aşağıya şu an benim telefon geldi. Çalıştır diyorum. Bir taraftan çalışsın. Dart Flutter olarak. Çalışmasını beklerken gidip şeyi değiştirelim. Launcher şey, Splash ekranımızı değiştirelim. Mustafa Splash ekranı oluşturdun mu? Ben direkt şey mi alayım yine? Şöyle geleyim oraya. Ağaç kardeşliği. İsim olarak GitHub mı Yani. Şu an bence iyi gibi. Değiştirirsek de sonra şey yaparız. Şimdi diyor ki bu kullanıcı doğrulanmadığı için ben şey yapmayacağım diyor. Çalıştırmayacağım diyor. Niye doğrulanmadı kullanıcı? Şöyle geliyorum. iOS klasörünü sağ tıklıyorum. Bunu bir arada durdurabilirim belki ama. Bir bakayım burada bir uyarı verdi mi? Şöyle geri geleyim buraya. Security bölümüne. Evet, burada vermiş. İzin ver diyorum. Her halükarda izin var. Çünkü telefon biraz daha ciddi bir olay. Telefonda çalıştırmak. Önceki şeyde de bahsetmiştim. App Development kısmında da şu an başka bir Development ID ile şey yapmaya çalışıyor. Ama bizimki o değil. Done diyor ama gelelim Xcode'a. Bu arada Figma'dan onu çıkaralım. Çıktı alalım şurayı. Şey yapmak için şu an bu şekilde seçmem mi gerekiyor? Yeterli herhalde sanırım evet. Yani şu height ve width böyle. Export diyorum. Şu ortayı da alacak değil mi? Yani bu şekil alacak. Evet abi, bu şekilde alıyorum. Tamamdır. Bunu da JPEG olarak alalım. JPEG biraz daha ucuz diye JPEG seçiyorum. Export Splash diyorum. Splash'ı alıyorum. Gelip bakalım. Splash'ımız burada. Evet. Gayet güzel. Şimdi bunu iOS'ta nasıl kullanacağız? Bu Splash'ı native yapacağımız için biraz konu oluyor. Yoksa normalde bu bir konu değil. Bunun için bir Flutter ekranı yazarsanız orada yazacağınız kodlar Flutter olur. Ama biz burada native yapacağız. Hem Android tarafında hem iOS tarafında. Şimdi Android şey şu an iOS için yapacağım. Gerekirse sonradan Android için de tekrardan yaparız. Yani amacımız hızlıca bir uygulamayı yapıp görmek şu anda. Şimdi burada aslında Figma'dan çok da farkı yok. Şimdi yaparken göreceksiniz. Ortada şu anda bir tane resim var. Launch image diye ve genişliği, yüksekliği falan sıfır olan bir şey. Onu siliyorum. Başka bir tane image getir diyorum. Bana bir image view getir diyorum yani. Şöyle image view. Getir bunu ekran ortasına bırak. Getirdi, bıraktı. Şimdi bunu alıp normal sürükle bırak yani. Mantık aynı. Şöyle.
Şimdi burada bitmiyor olay. Niye? Çünkü bu responsive değil. Biraz önce Mustafa'nın anlattığı constraints olaylarına gireceğiz burada. Şu sağ alt köşede şöyle göstereyim. Sağ alt köşede iki tane olay var. Bir alignment, bir de constraint. Alignment bu resmin nereye yerleşeceğini söylüyor. Şu anda bizim ekranın zaten tamamına yerleştiği için alignment kısmında bir şey yapmayacağım. Yoksa buraya horizontally center veya işte vertically center yapabiliriz. Merkeze yerleştirebiliriz. Ama onu yapmayacağım. Sadece constraints yeterli bana. Diyorum ki bu ekran boyutum ne olursa olsun her zaman resmim yukarıyla arasında sıfır olsun. Yani yapışsın. Aynı şekilde sağa da, aynı şekilde sola da, aynı şekilde alta da. Şimdi burada şu bölüm var. Mesela Mustafa resimleri daralttığı zaman, ekranı daralttığı zaman dikkat ettiyseniz ortadaki resmin boyutu değişmiyordu. Çünkü 414 genişliğiydi. Ama ben buraları aktifleştirmiyorum. Yani ben diyorum ki benim resmin bir genişlik, sabit bir genişlik veya yüksekliği yok. İstediğin gibi oynayabilirsin. Al onu daralt, al onu küçült. O zaman da ratio bozulabilir. Aspect ratio kısmı önemli. Burada bizim için ratio da önemli değil. Ratio ne işe yarıyor? Onu da söyleyeyim. Şöyle. Ratio da şu işe yarıyor. Oran demek yani ekran oranı. Bildiğimiz oran, ratio. Hatta matematikteki rasyonel sayılar da buradaki ratio, rational name, number yani. Şöyle. Şimdi bu arkadaşın her zaman en boy oranı böyle kalsın dersek bazı ekranlarda saçma sapan bir hal alacak bu. Oysa ben şunu diyeceğim. Yani şurayı hep merkezde tut. Sonra da burası gerekirse kes burayı. Sorun değil. Buraları kesmek istiyorsan kes. Yani şöyle bir şey de olsa yeter bana. Demek istiyorum. Onu demek için şimdi geliyorum buraya tekrar. Bu arada constraint'lerim eklenmedi. Eklense şurada görecektim. Mouse'umu takip ediyorsanız burada görecektim. Eklenmedi. Çünkü eklemedim. Yani ekleme olayını yapmadan geldim buraya. Şimdi geliyorum buraya. Constraints'te tekrardan işaretliyorum buraları. Ve başka hiçbir şey işaretlemiyorum. Yani bu diğer anlattıklarımı niye anlattım? Madem yapmayacaksam şunları. Çünkü siz kendi senaryonuzda bunları yapmak isteyebilirsiniz. Başka uygulamaları da başka projelerde. Bu constraints'ları ekle. Constraints sınırlamalar demek ki bu arada. Yani bazı sınırlamalar ekliyoruz. Ona göre şimdi constraint'leri oluşturdu. Burada da görüyorsunuz. Image view'in içine geldi ama benim image view'im yok şu anda. O da şurada sağ üst köşede image diyor. Burada image'i getireceğim ama şu anda benim image'im yok. Yani şu an projemde bir image yok. Bir tane launch image var ama bu işimi görmüyor. Şunu getirmem lazım. Download klasörüne tekrar gideyim. Splash.jpg'yi olduğu gibi götürebilirim. Yani 700 kilobaytlık bir yük bindiriyor bu ekrana, şeye uygulamaya. Bunu biraz daha şey yapabiliriz, optimize edebiliriz. Şimdilik böyle koyuyorum, bir şey değil. Geldi. Artık benim bir launcher image'im var. Yani splash ekranım var kullanabileceğim. Geliyorum tekrar buraya. Şimdi burada diyorum ki şu resmin, yani şu resmin içinde benim splash'ımı göster. Bakın, S yazdığım anda hemen splash geldi ve gördüğünüz gibi artık burada. Ama dediğim gibi şu anda şu yani kesme olayları nasıl olacak? Yani kesme olayı nasıl olacak? Onu yapmak için yine sağ tarafta content modu var. Yani içeriğin modu ne olsun? Bu view'in içeriğin modu ne olsun? Mesela bunu scale to fill yapabilirsiniz. Scale to fill yani benim resmin boyutunu değiştirebilirsin. Her zaman içeriye ben tüm resmi görmek istiyorum. Yani ben şu resmin her yerini görmek istiyorum. Yani şu köşede de bir şey var. Lazım yani. Şurada da var, burada da var, burada da var. O zaman scale to fill yapacaksınız. Yani benim ekranımın boyuna göre resmimi değiştir demek bu. Küçülttüm biraz. Şöyle başka bir telefonla göstermek için yapacağım bunu. Şöyle küçük bir telefon seçiyorum. Bakın görüyor musunuz ne kadar saçma sapan bir hal aldı. Bizim senaryoda bu saçma ama bazı senaryolarda bu işinize yarıyor olabilir. Bunu kullanmak istiyor olabilirsiniz. O yüzden biz burada scale to fill değil de aspect fill yapacağız. Yani her zaman aspect fill yapacaktım. Fit yaptım. Fit de şunu yapıyor. Herhangi bir ekran boyutunu yani yüksekliği sığıyorsa yüksekliği sığdırıyor. Sağa sola boşluk bırakıyor. Sağ sol sığıyorsa sağ solu yapıştırıp yüksekliği boşluk bırakıyor. Ben diyeceğim ki aspect fill yani doldur. Ne yapacak? Benim resmimden bu sefer taviz verecek. Resmin sağı solu kesildi şu anda. Yani şu yaprağı aklınızda tutarsanız, çünkü böyle bir resimde bunu akılda tutmak zor biraz takip etmek. Ama şimdi büyüteyim. En azından yazı şeklim hiçbir şekilde değişmez. Şu yaprak değişmez. Geleyim.
Şuydu herhalde biraz önceki. Bakın dikkat ederseniz aynı şey. Bakın daha fazla resmin daha fazla yerini görebiliyorum şu anda. Umarım burası da anlaşılmıştır. Yani artık benim bir splash ekranım var. Şimdi telefonda çalıştıracağım için bir geliştirici de seçmem gerekiyor. Bu splash ekranla ilgili değil. Splash ekranla ilgili anlatmak istediklerim o kadardı. Şimdi bu uygulama iPad'de mi iPhone'da mı çalışacak? Aslında sadece iPhone'da seçebiliriz ama çocuklara iPad kullandığı için şimdilik o da kalabilir. Burada iPad seçmek ayrı bir maliyet oluşturuyor. Çünkü ona da ayrı bir tasarım yapmak gerekiyor çoğu zaman. Uygulamanın device orientation'ını da seçmeyi unutmayın. Burada ben şu anda benim ekranım sadece her zaman sadece şey olsun istiyorum. Dikey kullanılabilsin istiyorum. Yani yatay benim uygulama yatay kullanılsın istemiyorum. Bu da çünkü ekstra maliyet. O zaman yatay tasarım da yapmanız gerekiyor. Buraları bu şekilde bırakıyorum. Sign in imzalama ve uygulamanın yapabileceği şeyler. Bir team seçiyorum burada. Fare görünmüyor mu? Fare görünmüyor mu? Fare görünüyor mu? Fare şu an şeyin üstünde. Automatically manage sign in tiki var ya. Şu an onun üstünde. O kötü. Geçen hafta görünüyor gibiydi, değil mi? O zaman nasıl yapacağım onu? Şey yapabilirim. Bir dakika, onun da bir ayarı vardı. Şöyle ayar daha doğrusu. Bir şeye basınca mouse'u göster gibi bir şey vardı. En azından mouse'un yerini vurgulamak istediğimde onu şey Tek yapayım. seçimlerde görünmedi hiç. Hiç görünmedi, değil mi? Burada şöyle bir bakıyorum. Geri gelip mouse'tan mı göster diyeceğim. Nerede mouse? Burada. Burada da zannetmiyorum ama. Hani bir olay var ya böyle bir tuşa bastığınızda ve mouse şey yaptığınızda mouse böyle şey oluyor. Etrafında bir yuvarlak falan oluşuyor. Onu bulmaya çalışıyorum. Mouse'um zaten yok. Buralarda bir yerde ama acaba display'de olmaz. Ha, kursör. Şu an boyutunu büyütüyorum ama siz görmediğiniz için zaten küçük büyük fark etmez görmüyorsunuz, değil mi? Şu an bulamadım onu. O yüzden tarifle mecburen şey yapacağım. Şu arkadaş. Yok, hayır. Yapamadım. Orayı bulamadım şimdilik. Sonradan bulursam yaparım. Ama işaretlediğim yerlerden biraz belli oluyor. Çok şey olmasa da. Mecburen tarifle anlatacağım. Şu anda bir sorunumuz yok. iPad'i de kaldırıyorum şimdi. Lazım olursa sonradan ekleyebiliyoruz. Burası da önemli bir konu. Yani iPad'i eklediniz. İkinci versiyonda iPad'i kaldırmak istediniz. İzin vermeyebiliyor. Hala öyle mi bilmiyorum. Apple diyor ki bir önceki versiyonda sen iPad'i destekliyordun. Yeni versiyonda da destekle. Sıkıntı çıkarıyor. Ama hiç desteklemedim. O zaman sorun yok. iOS 9'u desteklemeye gerek yok. Hatta iOS 11.6'da desteklemeye gerek yok. Ama kötü tarafı benim şu anki iPhone'um iPhone 10. O yüzden bunu da şimdilik böyle bırakacağım. Bu taraf için sormak istediğiniz bir şey var mı? Kapatacağım X kodu. Kapatmadan bir ufak süre vereyim. Ya. İkonlar da buradan ayarlanmıyor ki sanki. Öyle bir video görmüştüm.
Evet, işte ikonları otomatik yapmak istemesek gelip şurada ikon var. Bakın, teker teker bunları değiştirirseniz ikonu değiştirmiş olursunuz. Evet. Genelde resim işlerini aksesuar Evet, resim, müzik. Evet, resim, müzik tarzı şeyler. Dosya işlemleri, yani şurayı da herhangi bir dosya işlemi yapıyorsanız mutlaka Xcode kullanın iOS için. Android için kullanmasanız sorun yok ama çünkü Xcode bunlar arasında ilişkileri de oluşturuyor. Xcode içinde yapmazsanız gelip de burayı bulamaz. Burada ben bir şeyi tam değiştirirken, ha şu versiyon numarasını 001 yapayım. Build 1. Versiyonu bu şekilde götürürüz. Kapatıyorum bunu. Xcode'u tamamen kapattım. Diğer arkadaşlar görüntüyü de mi görmüyor? Mouse gelince o da mı gitti? Bende görüntü var. Ben gidiyor. Kapatınca geliyor. Hmm, tamam. Yani görenler var o zaman. Bir şey daha soracağım. Hı. Böldüm ama. Yok yok estağfurullah. Şunu bir denersiniz, yapıyor mu yapmıyor mu diye. Open diyeyim şunu. Biraz önceki o rename veya şey kütüphanesini çalıştırdığınızda iOS'taki dosyalarınız değişiyorsa, yani şu dosyalar değişiyorsa tamamdır, problem yoktur. Yani Launcher Icon paketini ve rename paketini kullanın. Sonradan da zaten mecburen yine eğer iOS'ta uygulama yayınlamak istiyorsanız zaten yine mecbur şeye işiniz düşecek. Evet. Evet, Xcode'a mecburen ihtiyacınız olacak. Ya da şeye göndereceksiniz. Şu anda uygulama ekranıma geldi. Ekranda görüyorum ama size göstermem lazım. Nasıl yapacağım? Bu yine şey verdi. Uyarı verdi. Güvenlik bunlar. Şu an gelen uyarılar güvenlik. Çünkü benim işletim sistemimde şu an işlem yapacak. Hem telefon tarafında hem burada. O yüzden uyarıyor beni. Bu sefer buraya da gelmedi. Cancel dedim. Hı, geldi. Tamam, izin verdim. Tekrardan çalıştırmam gerekecek ama çalıştırmadan görelim. Zaten yaptığımız şeyler şu an ekranda. Nerede? Burada yapıyoruz. Gelip sen aradan çık diyelim ve sen New Movie Recording muhtemelen. Şöyle şu anda şunu ayarlayayım. Buradaki kaynağı şeye çeviriyorum. Telefonuma çeviriyorum. Görmek isteyenler hani telefon ekranı nasıl şeyde görülür derseniz şu anda bu benim iPhone 5 ekran. Görünüyor değil mi şu an? Tamamdır. Bu şekilde görünüyor. iPhone 5S'te böyle görünüyor. Dikkat ederseniz biz o şeyi aspect fill yaptığımız için resmimiz ekranın her yerine sığıyor ama kesmiş, yani o biraz büyük ekrandaki gibi değil. Şöyle karşılaştıralım isterseniz. Yani şurayla bir karşılaştırdığınızda şöyle. Yani yaprakların bir kısmının şu anda ekranda olmadığını görebiliyorsunuz. Şöyle bir yerlere falan denk geliyor yani. Şu boyutu tam ayarlayabilsek şöyle bir şey oluyor. Yani aşağıdaki yapraklar yok. Hatta bakın şu büyük yaprağı takip ederseniz, yani gerçi gösteremediğim için alt köşedeki yaprağı takip ederseniz şuradan itibaren yok. Bakın üstüne oturtuyorum şöyle. Yani yapraklar kesik. Uygulamayı şöyle geri arka plana atayım. Oradan da şeyi görün. Bakın, uygulamamızın ismi ve uygulamamızın ikonu. Gayet pırıl pırıl çalışıyor. Şimdi bundan sonrası için burayı tekrardan kapatıyorum. Burası tamam. Yani artık uygulamamızın splash kısmı var. Ama splash kısmı bizim için yeterli değil. Ne yapacağız? Şu ana sayfaya geçirmesini sağlayacağız. Ana sayfaya giderken ana sayfanın şu altını ve üstünü falan yapmamız lazım. Önce ana sayfaya yönlendirmeyi yapalım. Buradan tamamen siliyorum buradaki her şeyi. Buraya göre gitmeyeceğiz. Main.dart dosyasına gelip buradaki her şeyi siliyorum. Bu arada bu projede yapmasak bile sonraki belki biraz daha küçük bir projede testleri de yapalım. Yani şu test olayı var ya, testlerdeki olayı da yapalım.
Biraz test yazmayı falan da öğrenmiş oluruz. Şimdilik yorumu alıyorum buraları. Söylemeyi de konuşalım hocam. Hangi mantık daha doğru olur? Siz nasıl tercih ediyorsunuz? Projeden projeye değişiyor ama bunu evet dediğin gibi bu projede yol alınca aslında bunu en baştan oturup konuşmamız gereken şeylerden biri. Şimdilik her bir şey için ayrı bir her bir olay için bir klasör oluşturacağız ama yani ana sayfadaki işlemler için ana sayfa diye bir klasör oluşturup o şekilde gideceğiz. Yani MVC gibi tam olarak olmayacak biraz. Onu yine yeri geldikçe konuşuruz dediğin doğru. Şimdi ana sayfa diye bir tane widget oluşturalım. Stateless bir widget yeterli. Her zaman stateless ile başlayın. Çünkü stateless'ı tek bir kelimeyle şeye çevirebiliyorsunuz. Stateful'a çevirebiliyorsunuz. Yani tek bir hareketle daha doğrusu. Ana sayfa diyorum. Şimdi bu ana sayfamın başlangıç şeyi, hatta buna başlangıç da diyebiliriz. Başlangıç diyelim. Başlangıç. Bunun için yeni bir şey oluşturmamak için diyorum. Şimdi başlangıçta nereyi değiştiriyorum ya? Başlangıçta bunun öncelikle bir tane şeyin içinde olmasını istiyorum. Şimdilik state management yapmayacağız. Onu da bir tartışırız. Hemen bir sonraki adımda state management'ta bunu tartışırız. Nasıl bir state management tercih edelim diye. Çünkü burada ilk aşamada size biraz beraber şeyi de görmüş olalım. Yani ucuz paketlerde, yani ucuz dediğim küçük projelerde bazen state management yapmak size ekstra boşu boşuna masraf çıkarıyor. Yani tamam çok kaliteli bir işlem ama çok kaliteli bir büsbük böyle alet, edevat, bir sürü bir alıyorsun. Diyelim ki bir sanayideki bir dükkanı dolduracak kadar alet edevatın var ama küçük bir kapı tamir edeceksin. O mantıksız oluyor. Şimdi bunu bir material app'in içine alalım. Material app. Material app'imizin debug şeyini kapatalım. False diyorum. Yeni başlayan, yani şu anda hiç benim yazdığım kodlar hakkında hiçbir şey bilmeyen arkadaşlar için notlar alabilirler. Yani hoca burayı yazdı ama ne demek istedi? Yani şunu niye yaptı? Bunu niye yaptı? Notlarınızı alın, sorularınızı alın. Onun için ayrı bir yayın yapalım. Yani bahsetmiştim yani 2 saat artı 1 saat gibi. O 1 saatte ben size en temelden her şeyi yine de anlatayım. Yani hiçbir şey eksik kalmasın. Şu anda çünkü orta seviye şeyini anlatıyorum ben. Yani Flutter'da en az bir proje geliştirmiş birini anlatıyor gibi anlatıyorum. O yüzden mutlaka herkes sorularını falan not alsın. Geri döneceğiz oraya. Şimdi home bunun ana sayfası nasıl bir sayfa olacak? Bunu da bir scaffold yapıyorum şimdilik. Buradan gideceğim. Scaffold'umun da bizim uygulamamızda bir app var yok değil mi? Yok, uygulamamızın bir app barı yok. Şeyi de yok. Zaten burada olmasına da gerek yok. Hiçbir şey yapmayacağım. Scaffold olarak kalsın burası. Şu şekli benim uygulamayı ekranda görmeme yeterli. Şimdi çalıştırıyorum tekrardan. Bu kadarı yeterli. Yani ben bu şekilde uygulamamı ekranda görebiliyorum. Ekranın burada çalışmasını bekliyorum. Şöyle bir yere bırakalım bunu. Biraz küçültebiliriz belki. Şöyle iyi. Mouse'u görmemek sıkıntı ya. Discord niye mouse'u şey yapmıyor? Şimdi bu da yayın yapan şeye göre değişiyor. Bazıları mouse'u gösteriyor, bazıları göstermiyor. Ama yok, siz şu an QuickTime'ı görmüyorsunuz. Siz şu an size şeyimi getiren, görüntümü getiren Discord. Çünkü QuickTime'ın aldığı kayıtta var. YouTube'daki kayda baktıysanız orada var. Şu ikisini sileyim bu arada. Geldi mi uygulama? Bu her seferinde açayım mı açmayayım mı diye soruyor. Aç arkadaş. Tamam uygulamamız geliyor şu an. Splash'ta hala. Hem iPhone 5S sağ olsun çalışmak istemeyecek kadar yavaş çalıştığı için
Hem de ilk açılış olduğu için biraz yavaş açıldı. Şu anda uygulamamız açıldı arkadaşlar. Bu bizim ana sayfamız. Yani bu girişimiz daha doğrusu. Ana sayfamız değil. Şimdi bu girişimiz. Yani burası. Şimdi bu girişi şu anki şekliyle bu girişi yaptık. Ama bu girişte şunu yapmak istiyorum. Biz uygulamamızda gelelim. Şöyle. Console.firebase ağaç kardeşliğine zaten direkt gidiyormuş. Hatta Android'e kadar gidiyormuş. Şimdi geldi buraya. Authentication kısmına geliyorum. Bir kere Cloud Fire Store'da biz şey yapmıştık değil mi? Test olarak mı açmıştık bunu? Aa, bitki falan eklemişiz. Biz muhtemelen bunu beraber yapmadık. Şimdi kural bölümünde bu süreye bakarak yani Şubat'ın 20'sine kadar gelecek bütün istekleri cevap verecek şekilde. Ama bunu şöyle yapacağım ben. Yani bunu sadece request'te bir authentication varsa, yani authentication yoksa benim request'imi değerlendirme. Kimseye gösterme. Burası için sormak istediğiniz bir şey var mı? Dediğim gibi yani hem not alabilirsiniz hem direkt araya girip sorabilirsiniz. Özellikle orta seviye arkadaşlar dediğim gibi çünkü sizi hedefliyorum. Sizin anlamadığınız bir şey varsa mutlaka sorun. Yayınla diyorum. Artık bu kurallara göre buradan dosya yazılıp okunabilecek. Hem yazmaya hem okumaya ekledik çünkü bunu. O zaman gelip burada işlem yapması gerekiyor ama authentication'ı aktifleştirmemiz lazım. Madem ki bu authentication yoksa, yani doğrulanmamış bir kullanıcıya hem veriyi göstermiyoruz hem veri yazmasına izin vermiyoruz. O zaman kullanıcımızı doğrulamamız gerekiyor. Başlayın diyorum. Burada authentication'da hem anonimi açıyorum. Bu çünkü bizim kullanıcı uygulamayı açarken direkt ona bir anonim kullanıcı oluşturacağız. Ana sayfaya direkt onu alabilmemiz için. İkincisi de Google'u kullanacağız. Etkinleştir diyorum. E-posta istiyor. Kaydet diyorum. Projenin herkese açık ismini değiştirsek daha düzgün olurdu ama şimdilik öyle yaptık. Gelelim. Buna ne diyorduk? Bitki hap. Bitki hap. Tamamdır. Enter'a bastık. Şöyle. Kaydet diyorum. Şimdi Apple nerede? Apple en alttaymış. Apple'ı niye aşağı atmış? Etkinleştir diyoruz. Tamam, bunu nerede kullanacaksın diyor. Hem Android'de kullanacağız hem iOS'ta kullanacağız. Gerek yok. Kaydet diyorum. Tamamdır. Şimdi bunların detayı geldiği zaman yine bunları şey yapmamız gerekecek. Yani henüz bütün ayarlarını yapmış değiliz. Ama anonim en ucuzu zaten. Anoniminkini yapmış olduk. Bunu pub.dev'e gidip Flutter, şey Firebase. Hatta zaten Firebase'in kendi direkt bütün şeylerinin olduğu kısma gidebiliriz. Neydi onların ismi? Flutter Fire mıydı? Firebase.flutter.dev. Şuradan. Buradan da takip edebiliriz. Buradan gitmek daha uygun olabilir. Flutter Core'dan başlayabiliriz aslında. Firebase Core'dan daha doğrusu. Firebase'in ilk bağlantısını yapmıştık. PubSpecYAML'e gelip onu ekliyorum. Şöyle. Dev Dependencies'e yapıştırdım yanlışlıkla dikkat ederseniz. Buna dikkat edin. Bu şekilde yapmayın. Şu Cupertino icons'ı kaldırabiliriz. Ona ihtiyacımız yok. Sonra şu işlemleri yapmamız gerekiyor. Yani ilk işlemler bunlar. Bu şekilde kalsın şimdilik. Bunu nasıl yapacağımızı. Aslında böyle adım adım gidelim daha doğru olur. Ben normalde çalışırken birkaç tanesini paralel götürüyorum. O yüzden şu an kafam o tarafa gitti. Ama öyle değil de adım adım gidelim. Yani burada yazdığı şekliyle gidelim. Uygulamam şu an kapalı mı? Kapalı. Device'ta connection gitmiş diyor zaten. Tamam. Dediğim gibi kablo bozuk olduğu için koparmış. 12 ve üstünü istiyor diyor. Bakıyorum. Which request is version? Şuradaki versiyonun 2.12'nin üstünde olmasını istiyor. Şurayı.
Bizimkisi 2.7. Burayı 2.12 yapabiliriz. Şöyle 2.12. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakalım. Problem olacak mı? Büyük eşittir diyorsun. Tamam, biz de büyük eşittir yaptık. Şimdi bu önemli bir problem. Bu problemi daha önce alanlar varsa şey yapar yani, paketler birbiriyle uyuşmuyor. Ne olacak gibi. Burada dependency override dediğimiz bir olay gerçekleştirip direkt de kurtulabiliriz. Bu 3'ten küçük, 2.12 nokta şeyden büyük zaten. 2.10.4 olarak gösteriyordu. Bir üst kısmında. Şu an işte data versiyonu 2.10.4. Bu yalnız şöyle, bu Dart'ın SDK versiyonu. Dart SDK'yi. Burada ise Flutter SDK versiyonu. Yani şu ikisi birbirinden farklı şeyler. Ama bizzat onu da kastediyor olabilir. Şöyle yapalım. Flutter'ımızı güncelleyelim. Çünkü geçen hafta Flutter'ı güncelle demişti bize. Biz güncellememiştik. Flutter upgrade yapıp o arada dependency override olayına bakalım. Yani dependency override yaptığınız zaman çakışan paketleri tekrardan şey yapabiliyor. Birbirinden bağımsız kullanmanıza izin veriyor. Veya null safety olmayan daha eski bir şey versiyonuna da geçebiliriz. O da problem olmuyor. İkisi de problem olmaz. Biz adım adım ilerleyelim. Geri geleceğiz yani oraya. Şimdi şu, yani Firebase Initialize App olayı, yani Firebase'i ilklendir. Bunu yapmanın iki yolu var. Burada uzun bir şekilde bahsetmiş. Buraya göre de gidilebilir. Bu biraz daha doğru bir yöntem. Yani hata alma durumlarında falan ekrana gösterebilmeniz için daha doğru. Ama şurada biz bu projede biraz daha kolay bir metot olarak şu metodu da uygulayabiliriz. Bu main fonksiyonumuzu asenkron haline getirip sonra bunu da direkt buraya yapıştırabiliriz. Firebase'i import edelim. Geldiyse tabii, gelmedi daha. Fark etmez, biz geldiğini varsayıp devam edelim. Şu şekilde bunu da çalıştırdım. Zaten şu an buralarda hata verecek. Yani şu Flutter falan da hata verecek. Çünkü şu anda Flutter'ı güncelliyor. Dosyaları silip, bazı dosyaları silip tekrardan yükleyecek. Bazı dosyaları düzeltecek. Getirdik. Restart diyor zaten. Güncellendi diyor. Dart SDK güncellendi. Şöyle gelelim tekrardan. Şu installation kısımlarını yaptık önceki şeyde. O yüzden şimdilik biraz atlıyorum buraları. Gerekirse buraları tekrardan gözden geçirebiliriz. Firestore kullandığımız zaman şurayı unutmamamız gerekiyor. Şimdi yaptık, yani yapmamız gereken şu, uygulamayı ilk kurulumunu gerçekleştir dedik. Gerçekleştirdi. Şurada yaptık bunu. Şimdilik şöyle ayıralım birbirinden. Hatta biraz doküman şey yapalım. Firebase ilklendirme diyelim. Şuna da widget motoru mu diyelim ona? Tam olarak Türkçe'ye nasıl şey yapacağım bilmiyorum ama Flutter'lar, yani Flutter'ın motoru widget'ları oluşturabilmeye hazır, yapabiliyor demek. Widget'ları ekrana getirmeye hazır olduğumuzdan emin oluyoruz. Emin olduktan sonra, yani şu olay bittikten sonra buraya geliyoruz. Çünkü burada hazır değilsek, henüz olay bitmediyse ve buraya geçtiyse hata alabilirsiniz. Bazı diğer başka işlemlerde de bu hatayı alıyorsanız yine bunu kullanın. Bekleyeceğiz mecburen biraz burada. Burada ufak bir ara verebiliriz. Bayağı uzadı çünkü. İsterseniz bir ara verelim burada. Tekrardan geliyorum. Beraber karar verebiliriz kaça kadar gideceğimizi. Tamam hocam, bir ara verelim o zaman. Evet, bir 10 dakika sonra falan tekrardan görüşelim.